İstanbul Üsküdar'da bir taksici sürücüsü yol verme anlaşmazlığı yaşadı. YTT şoförünün kadın şoförüne tehditler yağdırdı. Aracıyla önünü kesip camını yumrukladı. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi sürücüsü gözaltına alındı. Devam et. Maganda. Maganda. Şehir magandası. Taksi benim arkamdaydı. Sonra anlamadım. Minibüs hareket edince bu kornaya basa basa benim yanımdan geçti. Geçer geçmez de önünde durdu. Bununla da yetinmedi. Aracından inip hışımla, içi yolcularla dolu olan seferdeki YTT otobüsüne doğru koştu. İstanbul Üsküdar'daki olay hem cep telefonu hem de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sonra bana doğru yürümeye başladı. Baktım hırslı hırslı geliyor, sinirli. Dedim herhalde olay çıkacak. Ben dedim bunu kameraya alayım. Tam da düşündüğü gibi oldu. YTT şoförü Sevtap Danış'ın kamerayı açmasıyla taksi şoförünün camları yumruklaması bir oldu. Dinle. Bak camımı yumrukluyor. Sevtap Danış yolcuların inme talebine karşı otobüsün kapılarını açmadı. Bir yandan otobüse giremeyen taksiciyi kaydetti, bir yandan da yolculardan polisi aramalarını istedi. Ben o anda olması gerektiği gibi davrandım. Kamerayı açtım, çektim. Sonra sebebini soruyorum, söylemiyor. Polisi arar mısınız? Polis arar mısınız? Beklenen polis tam da o sırada tesadüfen olay yerine geldi. Onlar arabadan aşağı indi. Onlar inince ben de hani güven duyduğum için ben de arabadan aşağı indim. Dedim ki ben bu kişiden şikayetçiyim memur bey diye. O da oradan diyor ki ben de şikayetçiyim. Otobüsün videosunu çekmeye de çalışan taksici aracına bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldı. YTT şoförü Sevtap Danış şikayetçi olunca da benzer suçlardan da kaydı olduğu ortaya çıkan taksici gözaltına alındı. Hakkında hem yasal süreç başlatıldı hem de çalışma belgesi iptal edildi. Bak camımı yumrukluyor. Şuna taksi veriyorlar ya. Yok yani derdini anlamadım. Geldi arabasını bana vurdu gitti. Gereken yerlere haber verdim. Sonra birlikte gittik işte ifademizi verdik. Silahdan çıkar geliyor çıkarmış. Senin paranı aldım.